Sevgili Özgastamon televizyon takipçiler, hepinize merhaba efendim. Bugün size inanılmaz bir ayı hikayesi geliyor. Kimden? Seyfettin Solak'tan. Sizlerle. Şimdi sene 2009 belki 2010. 2011 de olabilir. Şimdi bu İhsan Gazi Opruk Bozarmut ona doğru oralarda bir köyden geliyor. Akşam karanlığı böyle. Akşam evet. Öğlü. Hava karardı, kararacak o arada. İleride bir yokuş var. Orayı döndüm. Tam türbenin oraya geldim. Ama köyden dediler bak. Ayı çıkabilir. Ama kaçma dediler. Nereye kaçmıyorsun? Neyse ondan sonra ayı dedim. Şimdi aşağıda beni gözetle. Heh, gelecek diye. Ben şimdi rahat rahat gidiyorum. Yolumda bir viraj var. Döndüm. Beni beklemiş. Geldik. Bana dur dedi. Ne edeceğimi filan şuşuruverdim hep. Neyse durdum. Arabayı istop ettim hemen. Arabayı istop et dediler. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Ondan sonra bu diyor şimdi gidecek, birazdan gidecek. Gitme ya. Herhalde böyle oturacağız diyor. Ayağına baktım. Çolların içi kımıl kımıl ediyor. Bir şey oluyor orada. Ne çöz yarabbi diyor. Herhalde bir tek daha geliyor. Ben diyorum burada ya parçalarla ya el güdüle diyorum. Neyse. Yavruları varmış köpek kolbezi gibi çıkıdı çıkıdı böyle. İki tane bir de. İkisi de çıktı yolun orta yerine. Bir kere dedim yanına gitsem sevsem bir şey değil mi ki diyorum. Bu halde kızar mızar. Neyse baktım biri ben dayana geliyor. Heh dedim bu arabaya binecek. Onu bir kere eliyle geri kalktı. Ökelendi ona. Kızdı. Oradan bir kere yolun kenarına iniyor, bir kere yukarı çıkıyor. Bir kere aşağı iniyor, bir kere ana ayı yapıyor bunu. Neyse, yavrula da indi, velhasıl tarlaya çıktılar. Ya Rabbi şükür. Oradan öcük gidiyor bir kere ana ayı geri bakıyor, beni bir şey diyor mu diye, bir şey diyor mu diye bakıyor, biliyorum ben. Oradan velhasıl uçtula gittiler. Böyle bir ayı ile bir göz göze geldik. Böyle bir ayı bir hatıram kaldı yani. Anladım ustacığım. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ ol. Ay, bu gittiğim köylerde tabii ayılarla maceraları çok köylerinin. Bir yaşlı amca vardı orada. O anladı. Şimdi derdi böyle bir gün yukarı yaylaya çıkmış. Çayı da demledim ama de hayvanlar da sermiş böyle. Kef. Tütüya. Tütüya. Öteden diye bir kağıştı koptan mı geliyor. Kafayı çoğurdum diye bir baktım ayı. Gelmiş adamın yanına. Ama bağırıyormuş usta ayı. Ayağına yon kapatmış ayının basamağı. Neyse bu yongayı çıkarıvermiş ayağından. Yonga derle çıralı gibi filan olur. Keskin olur. Neyse bu yongayı çıkartmış. Ondan sonra diye bıraktı gitti diye. Hala oturuyorum ben diye. Neyse otururken diye arkam zıp dedi diye. Döndüm baktım diye bir çerçife bal. Yeah. Hemen götürmüş adama uzaktan atmış oradan bırakmış gitmiş. Ne kadar kibar bir hayvan ne Mustafa? Tabii yani bir teşekkür etmedi o kalmış. Onu da etmiş zaten. Çıtalı balı da bulmuş çıtalı yani. Çıtalı balı da bulmuş ha. Bu balı yemiş hem adam yedim diye ya. Ayı balı sever değil mi? Ayı balı sever. Winnie the Pooh da çok severdi. O da mı öyle derdi? Winnie the Pooh çok severdi. Biz oradan biniyoruz. Ayı görmedik. Ha. İşte ayı öyle bir yaratık ya. Yani sen ona zarar vermezsin. O da sana zarar vermez. Bu o da basit. Tabii canım. Yılan bacağıma çıktı da biz ondan sohbet ettik. Ondan sonra gitti. Yani bir şey etme. Öyle şey etmeyecek. Ustacığım teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben devam edeceğim yatmama. Siz... Buyurun. Evet, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben çay içeceğim. Bana dokunma. Çay mı?